yatacaksın. Kim bilir kimler oturdu senin çamaşır suyuna yatıracağım evde. Peki, tamam peki. Tamam, 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 tamam. Keşke umut vermeseydin. Sen de umut verdin. Mektup yazdın o kadar. Ben de umutlandım. Gaza geldim. Senin yüzünden de oldu. Hazır hastanedeyiz. Ağzını bunu dağıtmamışım senin burada. Anne geliyor. Böyle bir takılma hissi böyle burada. Geçecek, geçecek. Hiçbir şey kalmayacak. Yarın tamamlayacak her şey. Anne, iyi misin? Çıkmadı yüzük. Öyle iniyor mideye doğru. Ha, röntgende gördük. Böyle küçücük minicik böyle iniyor aşağıya. Yarına kadar aç kalacakmışım, gelecekmişiz, çıkartacaklarmış. Operasyon mu yapacaklar anne? 3 dakikalık bir şey çocuğum, o kadar önemli değil. Biz babanla geliriz. Tabii. Rahatladım vallahi. Ay çok korkuttun bizim Eyüp'ü. Efendim ben sizi eve bırakayım. Ha, sağ ol Can Bey evladım. Zaten sana da yeterince zahmet verdik bu akşam. Hem biz oldukça kalabalığız. Bak zaten şurada taksi var, biner gideriz. İyi geceler Can. Çok teşekkür ederiz çocuk. Estağfurullah. Hadi gidelim. Geliyorum ben. Hadi. Geliyorum. Hadi bakalım. Hadi buyurun. Kardeşim, şunu da bir hastaya verin. Çiçek çikolata sevaptır. Sevinsin garibanlar. Yani güzel gündü de biraz fırtınalı geçti. Hadi sana. Geliyorum baba. Aynen, fırtınalı. Senin gibi? Bizim aile böyle. Her gün böyle. Onu fark ettim. Yani en azından seni ben doğal yaşam ortamında görmüş oldum. Yani bütün bu deliliklerin haklı nedenleri varmış. Onu anladım. Hadi kızım. Geldim. Onu anladım yani. Bütün taşlar yerine oturuyor şu an. Her şey tamam diyorsun yani. Her şey okey. Yani seninle ilgili her şey çok okey. O zaman yarın görüşürüz. Görüşürüz. Luna Park'ta yarın sana pamuk şeker alacağım. Bayılırım. Bir şey sordu da Can Bey o dosyalar falan. Bir şey. Çok. Bir dakika, hayatımızı değiştirecek bir şey mi? Benim hayatımı değiştirecek bir şey. Dur o zaman, hemen söyleme, dur. Evet. Gönder. Sanem, ay gel gel gel. Sanem şey. Ben aşık oldum kızım. Hem de CC'ye. Ya sizin CC'ye. Ya of. Ben bir böyle baktım yani içime, duygularıma falan. %100 eminim, pozitifim yani. Ha, ben onu biliyorum. Nasıl biliyorsun? Nereden biliyorsun? CC mi söyledi? Yok, ben anladım. Kızım sen madem anlıyorsan bana niye hiçbir şey söylemiyorsun be kardeşim be? Ayhancığım, senin kendi kendine fark etmeni istedim. Çünkü böyle şeyleri idrak etmen biraz zaman alıyor. Ha, doğru. E tamam. Ne güzel işte. CC de sana aşık. Öyle değil ya. Bunun fobileri falan varmış. Ya zaten bu aşk meşk işlerini ben anlamıyorum ki. Karışık kuruşuk işler bunlar. CC'nin aklında her şey karışık zaten. Ya şimdi benim hayatıma girecek insan ilk sevgilim olacak ya. İşte bu durum bende baskı yaratır. Ben bunu kaldıramam falan, öyle şeyler söyledi. Oh! Ay be! Oh, yettim, yetiştim. Köşeden koptum geldim. El ettim mi kız, doğru zamanda mı geldim? Yettim gari. Ben sana el ettim mi? İşaret verdim mi böyle de geliyorsun sen? Onu tam fark edemedim. Ha Sanemciğim, şöyle bir olayımız var. Biz Ayhan'la kolpa bir ilişkinin içine düştük. Tıpkı senin Osman'la yaşadığın kolpa nişanlılık gibi. Yalnız ilişkimizin de bittiği günün ertesi günü yeni bir ilişkiye başladım diye düşünmeni istemem. Üzülme diye sana da önden söyleyeyim. Hayda. O neden şimdi? Ya CC'yi kandırmak için. Ya Muzo benim sevgilimmiş gibi yaparsa işte bu baskı durumu ortadan kalkar. Sonra da CC'li biz, ne bileyim. Ayhan, sen böyle bir şey yapmak istemiyor musun? Yani ben de büyük bir yalan içine düştüm, şimdi kurtulamıyorum. Yani bu çok önemli bir konu. Çok tehlikeli. Bak büyük bir yalanın içindeyim. Söylemek istiyorum, söyleyemiyorum. Söylesem olmuyor, söylemesem olmuyor. Yani gireceğin tehlikenin farkında mısın? Ya kardeşim biliyorum, çok zor şeyler yaşadın sen ama ne yapayım ben, aklıma başka bir şey gelmiyor ki. Nasıl? Sanemciğim sen zor şeyler mi yaşadın? Benim niye haberim yok? Benim de haberim olsun artık. Biz arkadaş yaren sayılırız. Zor şeylerin çözümü basit Muzo. Ay Zebo, senden olsa olsa ortam karıştırıcısı olur. Ayhancığım dikkat et, tamam mı? Yine de senin kararın. Hadi işe geç kalıyorum ben. Çok teşekkürler. Hadi, kardeşim. Hadi geç kaldım. Hadi bakalım. Allah sizin açıklığı versin. Öf.
Ama Deren'cim bu soruları fokus gruba soramazsın. Burada yönlendirme yapıyorsun, romantizme yönlendiriyorsun. İnsanları yanlış yola sokuyorsun şu anda Deren'cim. Ay söyleyene bak. Senin her hareketin yönlendirme. Bir anda macera yazıp dolanmadın kaldı ortalarda. Günaydın. Günaydın. Ben bir turluyorum. Ovidon'un danışmanı benim canım. Fikri Harika'nın da kreatifi benim canım. Deren Hanım, Aylin Hanım kendinize gelin lütfen. Cinayet filmi çekmiyoruz burada. Birazdan fokus grup gelecek. Biraz fokuslanın tamam mı? Önce romantizm sonra da aksiyon alalım tamam mı? İşimizi yapalım. Hayret bir şey. Aa eğlenelim. Burası Luna Park. Aa geldiler. Merhabalar. Hoş geldiniz. Merhabalar. Oo, merhaba. Hoş geldiniz. Bir baksana. Bir bak, bir bak. Yaklaşsana biraz. Merhaba. Adı ne senin? Artemis. Ben de Albatros. Sen ne yakışıklı bir şeysin Albatros. Sen de hiç fena değilsin. Belki beni uçurmak istersin. Ha, nereye? Issız bir adaya. Sadece ikimizin olduğu. Bence ateşle oynuyorsun Artemis. E yanalım o zaman. Senin niyetin... Beni çıldırtmak falan mı acaba, ha? Kukla romantikli kabul ettim. John! John Bey! John neredesin? Ama John Bey ben size söylüyorum, bu kukla romantik. Çok korkunç. Ben sana ne diyeceğimi bilemiyorum artık ya. Ama hiç anlamıyorsunuz. Çeker misin lütfen? Fobim var benim Sanem. Lütfen çeker misin? Ben işimin başındayım. İşinin başındasın. Arkadaşlar, sizler için iki ayrı temada etkinlik parkuru belirledik. Arkadaşlarım sırasıyla sizi değişik aktivitelere götürecekler ve her birinden çıkışınızda neler hissettiğinizi anlayabileceğimiz anketler doldurmanızı isteyeceğiz. Yeni model arabamız hakkında da detaylı bilgileri broşürlerde görebilirsiniz. Ben hepinizin çok eğleneceğini umuyorum. Hazırsak başlayabiliriz. Hepinize şimdiden teşekkür ediyorum. Yönlendirme yapmayalım. Cece sen kimin tarafındasın? Adalet. Dünyada adalet diye bir şey yok Cece. Benim tarafındasın. Tamam. Evet. Ay beni mi çekiyorsun? Sanem beni de çek şunun yanında. Konuştu gördüm. Beni çekiyor ya. Ya çekme. Şunun yanında çek beni. Şöyle buyurun. Gülüyorlar. Aa deli deli döndüler, bu neyin neşesi ki böyle? Uzun zamandır ilk defa bu kadar çok eğlendim. Sizin araba tam da bende bu duyguyu yaratıyor. Süper, süper. O zaman dolduralım, anket dolduralım. Yazın ne kadar eğlendiğinizi, adrenalin ne kadar harika bir şey olduğunu yazın. Tabii. Çünkü yıl olmuş 2018. Buyurun. Aranızda romantizmi gören yoktur herhalde değil mi? Şöyle bir şey düşünün mesela. Şu
herkes alsın. Hayır, hayır, öyle değil. Şimdi burada ne olacak? Düşünsenize pamuk helvalarla sahilde. Demokratik olmalıyız, adaletli olmalıyız. Pamuk şeker yiyip geziyor. Ya hiç kimse romantizmini anlamıyor ama. Ben severim pamuk helva. Yani seninle her şeyi severim. Tamam, ben de bunların hepsini yerim. Bunlar hiç anlamıyorlar romantizmini. Evet. Ne bilsinler? Nasıl? İçten geçmeli mi? İçten geçmeli. Tut. Nasıl tutuyorsan tut. Heh, şimdi çok bakma ona, çok bakma bana, bak. Eğleniyormuş gibi yapalım. Aman be, ne olaylar oldu. Acayip farklı aynen, şekilde aynen. Olaylar oldu. Aynen ya. Çok başka şeyler oldu. Haydi buyur. Görmedi, gidiyor. Hadi yürü, biz onun yanına gidelim bari. Ayhancığım, ne diyeceğiz benim duygusal kardeşime? Biz sana nispet yapıyoruz. Aşkımızı dolu düzgün yaşıyoruz mu diyeceğiz? Vallahi çocuk yıkılır, vallahi yıkılır. Ya ne diyeceksek diyeceğiz. Yanına gitmedikten sonra planımızın ne anlamı var? Görmedi ki bizi. Sus, sus. Tamam. Aa, Ceyce. Aa. Ha, sen de mi buradaydın? Ben buradaydım tabii ki. Benim işim burada. Asıl sen de mi buradaydın? Ayrıca siz niye el elesiniz şu anda? Niye öyle tutuşuyorsunuz ha? Zebo, zorla mı tutuyorsun kızın elini? Bırak o eli. Zorla mı tuttun? Sana ne olmuş ayrıca? Bu de bu kolyeler takmışsın, tişört giymişsin, tarzını değiştirmişsin. Niye? Her insan değişime, dönüşüme açık olmalı. Ben de açık. Muzo, tanıştırayım Muzo. Ay yani siz daha önce tanıştınız tabii ama Muzo çok değişti. Muzo artık çok havalı biri. Muzo artık benim sevgilim. Biz de Sanem'e bakmaya gelmiştik buraya geçerken. Çünkü yakınlarda bir yerde restoranda randevumuz var. Baş başa yemek yiyeceğiz sevgilimle. Şaka mı? Şaka mı yapıyorsunuz şu anda? Büyük bir oyunun içindeyiz, anlıyorum. Öyle mi yapıyorsunuz? He? Beni böyle test mi ediyorsunuz? Bırak bakayım. He? Oldu ya Cengiz Bey biraderim. İşimiz gücümüz yok, sana burada olayları katakulliye getiriyoruz. İlahi Ceyce. Haydi hayatım, gidelim de sevgi dolu gündelik hayatımıza karışalım. Evet, yemeğe geç kalmayalım sevgilim. Bunlar nasıl bir mahallede yaşıyorlar? Bunlar nasıl çocukluk yaşadılar? Bir tanesi yalandan çocukluk arkadaşıyla nişanlı. Şimdi bunlar sevgili rolü gibi. Yani ihtimal vermiyorum, bilemedim. Çok sahte anları vardı, emin değilim. Göz kırptı mı bir yerde? Sanki yakaladım. Yok canım, olmaz. Sanmıyorum. Öyle bir şey yoktur. İşime döneyim ya da takip edeyim. Evet arkadaşlar, şimdi anketimizi doldurmaya başlayabiliriz. Şimdi hafta sonu aracınızla bir yere gider misiniz? Mesela gitmek ister misiniz? Mesela aracı, suratıma bakar mısın benim? Ben bir şey söyle, bana bakar. Çok romantik görünüyordun zaten, almayacak mısınız? Ben daha eğlenceliyim. Arkadaşlar, aracım, konforu mu önemlidir, görünüşü mü? Sonunda seni sotede bir yerde yakalayabilirim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Pamuk helva sözüm var sana. Bilirsin ben ne yapar eder sözlerimi tutarım.
Niye durdu? Bozuldu mu? Yok, bozulmadı. Ben aşağıdaki elemanla konuştum da şey dedim. İçeri dedim. Aşık olduğum kız var dedim. Size bir 5 dakika müsaade etti. Samimi anlar yaşayalım dedim. O da tamam abim dedi. Öyle temiz kalpli çocuk. Ben de o iş dedi. Öyle. 5 dakika. 5 dakika. Ya. Arkadaşlar işimiz bitti. Çok teşekkür ederiz. Umarım yorulmamışsınızdır, eğlenmişsinizdir. Teşekkürler. Çok eğlendik gerçekten. Çok görüşmek üzere. Hoşça kalın. Teşekkürler. Çok teşekkür ederiz. Çok faydalı. Çok güzel. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Sağ olun. İyi geldiniz. Teşekkür ederiz. Oğlum. Ne yapıyorsunuz? Merhaba. 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 Abi, abi, abi. Ablacığım, ne haber? Abla set bitti. Sen niye geldin ki? Ya Emre Bey gelelim dedi, o istedi, geldik işte. Önceden hiç setlere gelmezdi, şimdi çok meraklı. Sete meraklı değil, Aylin Hanım'a meraklı. Nasıl? Tekrar nişanlanmaya karar vermişler. Çok yakışıyorlar birbirlerine, çok iyi olmuş. Abla çok özür dilerim, ben yanlış bir şey söyledim. Hayır ablacığım, sen yanlış bir şey falan söylemedin. Yanlış yapan benim. Ama artık zerre umurumda değil biliyor musun? Gerçekten hiç umurumda değil. Arkadaşlar sonuçlar açıklanacak. Hadi hadi. Evet arkadaşlar. Fokus grubun anket sonuçlarına göre... Evet. Genç çiftler macerayı tercih etti. Romantizm kaybetti. Ovido kampanyamızı macera ruhu üzerine kuracağız. Bugünlük burada işimiz bitmiştir. Luna Park gece boyunca bizim. İsteyenler kalıp eğlenebilirler. Aha Ceyce! Ay dur bekle! Bekle! Ne geldi? Tebrik ederim. Bu sefer kazandın. Çok şanslıydın. Şans değil Derencim. Tecrübe. Kazanmayı sevmenin getirdiği tecrübe. Seni bu manasız özgüvenin bitirecek biliyorsun değil mi ailem? Bir gün o kafanda kurduğun korkunç planlar, yaptığın oyunlar hepsi ortaya çıkacak. Ben sabırsızlıkla o günü bekliyorum. Kötülük de bir yere kadar çünkü. Kötülük ve ben. Aylin Hanım bir bakar mısınız? Geliyorum. Sanem özür dilerim. Yine benim yüzümden yalan söylemek zorunda kaldım. Yüzükle ilgili. Eğer zamanı geri alabiliyor olsaydım... ...sizin bana yardım ettiğiniz güne geri dönmek isterdim. Hayatta tek istediğim şey bu şu anda. Sizi hiç tanımamış olmak. Sanem ben de isterdim. Ben de isterdim her şey farklı olsun. Abime yalan söylemeyelim. Her şey farklı olabilirdi. Siz istemediniz. Ben bilmeden birçok hata yaptım evet. Ama siz göz göre göre bile bile kendi abinizin hayatını mahvetmek istediniz. Sanem, sana söyledim. Geçmişle ilgili abimle aşamadığımız problemler var diye. Geçmişle ilgili? Pardon. Sizin geçmiş dediğiniz ortak geçmişiniz değil mi? Abiniz size bu kadar hayranken siz ona karşı nasıl bu kadar nefret dolu olabiliyorsunuz? Sizin bu nefretiniz benim hayatımı mahvetti ve mahvetmeye devam ediyor. Daha doğru düzgün konuşamıyoruz bile. İstersen bir yerde buluşup... Bir plan yapalım. Plan. Ben sizinle plan yapacağım. Artık ben sizden hiçbir şey duymak istemiyorum. Benim istediğim tek şey mutlu olmak. Eğer benim mutlu olmamı istiyorsanız benden uzak durun. Hiçbir şey hatırlatmayın, bunu düşünmek istemiyorum. Düşünmek istemiyorsun öyle mi? Düşünmeyince ne olacak? Unutabilecek misin? Nasıl unutayım? Daha dün gözünün içine baka baka yüzükle ilgili söylediğim yalanı mı unutayım? Bu zamana kadar ondan sakladıklarımı mı unutayım, ondan nasıl kaçtığımı mı unutayım? Siz kolay mı zannediyorsunuz? Belki de abimden vazgeçmen lazım. Can'la ilişkimiz sizi neden bu kadar rahatsız ediyor? Abimin üzülmesini istemiyorum. Senin de. Bunu üzecek kadar uzun bir ilişki yaşamayacağım ki. Bu ilişkinin sonu yok. Nasıl yani? Ben aranızdakini ciddi bir şey zannediyordum.
Ama yok. Rahatladınız mı? Zamanı geldiğinde onu kırmadan onun ayrılacağım zaten. Rahat bırakın beni. Akşamlar. Can Bey'i gördün mü? Ha, gördüm, gitti. Nasıl gitti? Niye bu kadar şaşırdın ki? Organizasyon bitince gitti. Doğru söylüyorsun, mantıklı. İyi, ben de o zaman yavaş yavaş gideyim. Sanem, ben sana şey diyeceğim. Osman'ı görürsen selamımı söyle, bir de söyle beni arasın. Gülis, sen de taktın Osman'a. Ay sen de. Sanem, Can'ı gördün mü? Gitmiş. Aa, kimseye haber vermeden nereye gitmiş? Dur bir arayayım. Aa, yok, kapatmış. Neyse, yarın bizim ekipçe toplantı yapmamız lazım. Bu kadının bu başarısından sonra yeni bir strateji geliştirmemiz lazım. Bu anlaşıldı, bu kadın bizim başımıza bela olacak. Söylersiniz bütün ekibe, yarın sabah hiç kimse geç kalmasın. Ondan sonra da evinize dönebilirsiniz. Çok teşekkür ederim bugünkü çalışmalarınız için. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Seni göremedim. Beni arar mısın? En azından sesini duyarım yatmadan önce.